Merhaba sevgili Yeni Mesaj TV takipçilerimiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir Yeni Mesaj TV'de ekonomi gündemi programımızla beraber daha sizlerleyiz. Dünkü videomuz biraz uzun olmuştu. Bunu biraz daha kısa tutup daha hızlı hareket etmeye çalışacağım. Bugün Yeni Mesaj TV'de önce temel analizlerle ilgili genel haberleri bir kontrol edelim. Genel haberlerde neler var, neler yok onlara göre de teknik analiz kısmına geçeriz diye düşünüyorum. Evet, Yeni Mesaj TV'de bugünkü ekonomi gündemini kısaca değerlendirelim. Ana haberlere baktığımızda yine Türkiye yakın zamanda motorin ve benzinle ilgili zamların beklediğini görüyoruz. Türkiye'de WhatsApp hakkındaki incelemenin başlatılması ve Türk Hava Yolları'nın şu andaki genel olarak dünyadaki bütün hava yollarını ilgilendiren uçuş kriziyle ilgili burada %44 bulunduruma gideceğini görüyoruz. Burada yine hizmet sektörünün faaliyete başlamasıyla ilgili bir haber var. Ve buradaki hizmet sektörü gerçekten lokantalar olsun, kafeteryalar olsun bu tip hizmet sektörlerinin ciddi derecede hem çalışanlar açısından hem patronlar açısından çok ciddi sıkıntıda olduklarını ve bu dönemde yeteri kadar desteklenmediklerini açıkçası düşünüyorum. Yine Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili açılan iddialarla ilgili bir haberimiz var. Ve yine baktığımızda yurt dışından 400 bin ton ekmeklik buğday ithalatı ile ilgili bir haber var ve siloların bomboş olduğu haberde içerik olarak gözlemleniyor. Yeni Mesaj gazetesinin internet sitesine girdiğinizde siz de ekonomi gündeminden bu haberleri takip edebilirsiniz. Evet, temel analiz noktasında Yeni Mesaj TV'nin ekonomi sayfasından bugünün temel analizine başlayacağız arkadaşlar. Yine Türkiye'yi motorun ve benzin konusunda zam beklediğiyle ilgili bir haber var. WhatsApp'ta bir geri çekilme söz konusu. Bununla ilgili Türkiye'nin başlattığı incelemeyle ilgili bir haber var. Yine tüm dünyada olduğu gibi Türk Hava Yolları'nda da krizden etkilenen önemli bir havayolu şirketimiz, Türkiye'nin gururu bence yurt dışında da ve Türk Hava Yolları'nda %40'lık bir indirim söz konusu şu an uçuşlarda. Yine hizmet sektörü ciddi manada biliyorsunuz sıkıntıda, lokantalar olsun, kafeteryalar olsun, diğer hizmet sektörleri özellikle bu dönemde geriye kadar desteklenmediğini açıkçası merak ediyorum ki bu konuda ciddi sıkıntıları günlük haberlerden ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Hem çalışanlar hem patronlar açısından burada KESK koduyla faaliyete başlaması haberi bence oldukça mantıklı olması gereken bir haber. Ve artık deri de Çin'den ithal edildiği için yurt dışından artık son kültürlerle ilgili bir haber var. Ve Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili bir haber var. Burada benim en dikkatimi çeken haber ise TMO'nun silolarının bomboş olması ve yeniden buğday ithalatı ile ilgili 400 bin tonluk bir buğday ithalatı şu anda Türkiye'nin gündeminde. Ve burada herhalde enflasyon sepetine kestaneyi de aldılar galiba. Ve burada kestane fiyatlarının ciddi manada artışıyla ilgili bir haber var. Bu aslında bütün tarım ürünlerinde bir artış söz konusu. En basit biraz sonra yağla ilgili bir şey paylaşacağım. Bunlar da aslında üretimin yetersizliği, tarım sektöründe uğraşan insanların kazançlarının yetersiz olması sebebiyle tarım sektöründen çekildiklerini görüyoruz. Bir personel ilanı var ve evet buradaki Yeni Mesaj gazetesindeki ekonomi analizlerimizi kısaca yaptıktan sonra temel analiz noktasında burada farklı değerlendirebileceğimiz başka neler olabilir? Onları hemen hızlıca bir bakalım. Dünkü Bitcoin ile ilgili bir haberimiz vardı, paylaşımımız vardı. Bu noktada ciddi bir durum hakkında değerlendirme istediği takipçilerimiz tarafından. Bununla ilgili de durumu sizlerle
paylaşmayı düşünüyorum. Dünkü pazar gecesiyle başlayan hafta sonu itibariyle 42 bin dolarlara kadar çıkan Bitcoin'deki ve diğer altcoin'lerdeki yükselişler pazartesi kanlı bir rüyayla bitti diyebiliriz. Geçici olarak bitti diyebiliriz. Burada olayın ilginç tarafına bakacak olursak kripto para piyasasından 24 saatte silinen para 200 milyar dolar. Değerli Yeni Mesaj TV takipçileri, buradaki rakama bakacak olduğumuz zaman dünyanın birçok ülkesinin yıllık gayri safi milli hasılasından yüksek bir para bir gecede balinamcılar tarafından temizlendi, silinip süpürüldü tabiri caizse. Bununla beraber altındaki hareketlilik de dün itibariyle piyasalardaki bugün itibariyle çeyrek altın fiyatlarının 725 liralarda olduğunu görüyoruz. Yine bir kripto parayla ilgili geçen yıldan bulduğum araştırdığım bir haber var. Bunda baktığımızda Rusya'daki geçen yıl bir kripto paradaki dönen milyonlarca liralık bir vurgun ve bilgisinin bir haberi ve bu dev para biriminin kaybettirdiği de buna yatırım yapan insanlara aşağı yukarı baktığımızda yaklaşık yarım milyar dolar olduğunu görüyoruz sevgili takipçiler. Yani bunlara yatırım yaparken sevgili takipçiler çok uzun vadeli olarak düşünmek bilemiyorum ne derece doğru olur. Buradaki bizim söylediklerimiz kesinlikle sevgili takipçilerimiz al, sat veya tut niteliğinde herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar tamamıyla kendimize notlar olarak değerlendirilebilir. Evet, burada şu an ki bugün itibariyle olan değişikliklere göz attığımızda piyasalarda neler var? Bunları hep beraber sizlerle paylaşalım. Dünkü programdan sonra platinle ilgili yorumlar gelmişti arkadaşlardan. Bugün platin değerlendirerek başlayabiliriz olması programımıza. Hemen buradan değiştirelim grafiğimizi. Çok da uzun bir program olsun istemiyorum değerli arkadaşlar. Kısa kesmeye çalışacağım. Platini öncelikle aylık olarak değerlendirdiğimizde üzerindeki satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Ama burada oluşan bir formasyonla uzun vadede önünün açık olduğunu görüyoruz diyebiliriz. Uzun vadeli hedefleri de 1500'ler civarından geçiyor. Haftalıkta baktığımızda da yine aynı ürüne evet şu anda da yine satış baskısının devam ettiğini ama ürünün buradaki 200 günlük direncini haftalıkta kırdığını görüyoruz. Ve bunun üzerinde de oluşan Fibonacci bandında tepeyi zorlayıp şu anda Fibonacci bandının haftalıkta tepeleri zorladığını görüyoruz. Haftalıkta da hedefinin 1250'lerde olduğu gözüküyor şu an itibariyle. Herhangi bir geri dönüş haftalık bantta çok kıymetli bir geri dönüş gözükmüyor platinde. Günlük olarak bunu değerlendirecek olursak da günlükte de şu anda bir geri çekilme söz konusu. Ama grafiğinde, trendinde herhangi bir bozulma söz konusu değil. Evet, sevgili Yeni Mesaj TV takipçileri, şu anda altını değerlendirecek olursak da hemen hızlıca altına geçelim. Evet, altının yine aylığından başlayalım. Aylık grafikte fiyatın oldukça yükseliş bandına göre yüksekte olduğunu, bir miktar aylıkta geri çekilme olduğunu görüyoruz. Ama çok önemli bir geri çekilme olmadığını, %10'luk bir geri çekilme olduğunu aylıkta görebiliyoruz. Aylıkta da henüz aşağı düşen trend, burada görmüş olduğunuz bu kırmızı çizgi aşağı düşen trendi, onun yukarıya doğru dönmediğini, aylıkta üzerindeki satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Hemen günlükle değerlendirecek olursak hala aşağıda gözüken 200 günlük
bant desteğinde duruyor. Ama 100 günlük desteğin kestiğini görüyoruz. Yükseliş grafiğinin de yine günlükle devam ettiğini görüyoruz. Şu anda trendin bir yerinde. Bunun dönüşe geçmesi için açıkçası 1800'lerin altına inmesi ve dünkü söylediğimiz şeyler devam ediyor. Ama görünüşteki uzun vadede yükseliş bandında herhangi bir bozulma olmadığını görüyoruz. Evet, yine gümüşte kısaca değerlendirdikten sonra bugünkü programımıza son vermeyi düşünüyorum. Evet, gümüşteki yükseliş trendi aynen devam ediyor. Günlükte baktığımız zaman bir miktar çekilme var. Bugün dünkü kayıtlarını bir miktar toplamak için çalıştığını görüyoruz. Bunun da yine 25 dolarlar üzerinde kaldığı müddetçe bunun da trendin herhangi bir bozulma olduğunu söyleyemeyiz. Yine burada da bir formasyon var. Formasyonunda da yükselen grafiğini koruyacağı gözüküyor gibi duruyor sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, Yeni Mesaj TV için hazırlamış olduğumuz bir ekonomi gündemi programında sonuna geldik. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık.